Artık akut löseminin farklı tipleri hakkında konuşabiliriz. Ve unutmayın, akut lösemiye sebep olanlar bu hücreler. Yani sahip olabileceğiniz en genç kan hücreleri. Gruplandıracak olursak, miyolit hücrelerden köken alanlara akut miyolit lösemi, lenfoid hücrelerden köken alanlara ise akut lenfoid lösemi denir. Gelin akut lenfoid lösemi ile başlayalım. Çizdiğimiz diyagramı da şu köşeye sıkıştıralım. Çünkü açıkçası kimsenin bir iki sefer görmekle bu diyagramı ezberleyemeyeceğini biliyorum. Aklınızda kalabilmesi için birçok kez görmeniz lazım. Hangi hücreden bahsediyor şimdi bu dediğiniz anda köşeye bakın ve hatırlayın. Evet, nerede kalmıştık? Evet, bu hücrelerden bahsediyorduk. Yani akut lenfoblastik lösemi. Genelde ALL diye kısaltılır. Artık uzun uzun yazmamıza gerek yok. Farklı lösemileri öğrenmenin en sevdiğim yanı onların isimleri. Çünkü o isimler kendisi hakkındaki birçok bilgiyi bize veriyor. Mesela lösemi kelimesinin kanserli kan hücreleriyle ilgili olduğunu anlayabilirsiniz. Peki ne çeşit hücreler? Lenfoblastik lösemi ise lenfoblast veya genç lenfosit veya genç T ve B hücreleri ile ilgili demektir. Peki bu hücreler ne kadar genç? Eğer akut lösemi'den bahsediyorsak, bahsettiklerimiz sahip olabileceğiniz en genç hücrelerdir ve gerçekten bu hastalık için bilmeniz gereken en önemli bilgi budur. Diğer bir önemli bilgi ise ALL çocuklarda en çok görülen kanser türüdür. Yani ne yazık ki ufaklıkları daha çok etkiliyor. Ayrıca Down sendromu ile de bağlantılı. Down sendromunun genetik bir hastalık olduğunu biliyorsunuzdur. Bu hastalık 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom daha bulunduğu için meydana gelir. Yani normal bir kromozom çiftinde 2 kromozom varken Down sendromlu birisinde 21. kromozom çiftinde 3 kromozom vardır ve buna trisomi 21 denir. Yapılan araştırmalar gösterdi ki bu gen üzerinde üretilen protein DNA'nın yapısını bozabiliyor. Yani demek oluyor ki ekstra bir gene sahip olduklarından DNA'larından daha fazla zarar oluyor ve bu da ALL hastalığına yakalanma riskini artırıyor. Hadi şimdi bir hastanız olduğunu varsayalım. Genç ve bütün lösemi semptomlarını gösteren bir hasta Hemen bir kemik iliği aspirasyonu yaparsınız ve hasta ALL ise mikroskop altında fazla miktarda lenfoblast görürsünüz. Çünkü öğrendik ki ALL lenfoblast kökenli bir kanserdir. Fakat fazla miktarda lenfoblast görürsünüz derken neyi kastediyorum? Çünkü lenfoblastlar bütün diğer genç kan hücrelerine benzer ve tıpkı aynı hücreymiş gibi görünürler ve ne yazık ki hey ben bir lenfoblastım diye konuşmuyorlar. Öyle değil mi? Yoksa öyle mi? Yani onun gibi bir şey. Çünkü hatırlayın, bütün lenfoblastların çekirdeklerinde TDT denen bir protein olduğunu söylemiştik. T, D, T. Sadece lenfoblastlarda bu protein var. Diğer hücrelerin hiçbirisinde yok. Hatta genç lenfositlerde bile yok. Yani aslında bir yerde, hey ben bir lenfoblastım diye bağırıyor. Aspire ettiğiniz hücrelerin çekirdeklerinde TDT proteinlerini gördüğünüzde ALL hastalığını teşhis edebilirsiniz. Şimdi devam ediyoruz. İki çeşit lenfoblast olduğuna göre iki çeşit ALL olduğunu da düşünebilirsiniz ki öyle de. Yani iki çeşit ALL var. Birincisi B hücreli ALL ya da B ALL. İkincisi ise T hücreli ALL. Yani T ALL. B l ile başlayalım. Yani buradakilerle. Şimdi aspirasyon yaptığımız ve ALL teşhisi koyduğumuz hastamıza geri dönelim. Aspirasyonda fazlaca lenfoblast görmüştük. Peki onların T lenfoblast mı yoksa B lenfoblast mı olduğunu nereden anlarız? Her iki lenfoblast hücresinde de ayırt edici kendilerine özel işaretler var bu işaretler sayesinde birbirlerinden ayırabilirsiniz. Ayrıca B ayırt edilebilmelerini sağlayan bir özellikleri de var. O da kromozom translokasyonuyla bağlantılı olmaları. Kromozom translokasyonuyla ilişkili birçok lösemi olduğunu biliyoruz. Fakat B iki özel translokasyon ilişkisine sahip. Birincisi T1221 translokasyonu. Buradaki T translokasyon için kullanılıyor. Bu, 12. kromozom ve 21. kromozom segmentlerinin birbirleri arasında yer değişimi olduğu anlamına geliyor. İkincisi ise T922 translokasyonu. T1221 translokasyonu genellikle BALL hastası olan çocuklarda görülürken t 9 22 translokasyonu ise B ALL hastası olan yetişkinlerde görülüyor. Bu translokasyonlar hastalığın teşhisi ve prognozunu belirlemede gerçekten çok yardımcı oluyorlar. Mesela t 1221 translokasyonu daha iyi bir prognoza sahip. Çünkü bu translokasyona sahip lösemeli hücreler tedavi ve kemoterapiye daha iyi cevap veriyorlar. Bütün bunlar işin bilimsel tarafı. Gelin hatırlamak için şöyle bir şey yapalım. 12 ve 21 birbirlerinin ayna görüntüsü ve 12 ile 21 arasında bir ayna var. Berbat resim yeteneğimle bir silah çiziyorum ve bu silah aynaya terapi yani kemoterapi ateşliyor. Bu ateşleme etraftaki hücreleri öldüren bir patlamaya sebep oluyor. Biliyorum çok saçma bir hatırlama yöntemi ama 12 21'in kemoterapiye daha iyi cevap verdiğini bu sayede unutmuyorum. Bazen kötü bir benzetme iyi bir benzetmeden daha iyi bir hatırlatıcı olabiliyor. BALL'den bu kadar. Sıra akut lenfoblastik löseminin diğer türü olan TALL'de. Yani buradaki hücrelerden bahsediyor olacağız. Kemik iliği T hücrelerini dolaşıma yani kana verdiği zaman bu T hücreleri sizce nereye gidiyorlar? Evet, genellikle direkt olarak timusa gidiyorlar ve orada biraz gelişme fırsatı buluyorlar. Yani söz konusu TALL ise kanda fazla miktarda T-lenfoblast vardır. Hatta timusa da yerleşebiliyorlar. Timusa yerleştiklerinde timus daha da büyüyor ve sanki orada bir kitle varmış gibi görünüyor. Zamanla bu bir problem halini alıyor. Çünkü Timus giderek büyüdüğünde civardaki dokulara baskı yapıyor hatta solunum yoluna ve yemek borusuna bile baskı yapabiliyor. Bu yüzden baskı yaptığı yerle ilgili birçok semptoma neden oluyor. Sonuç olarak timik kitle görülebilir. Önemli bir nokta ise TALL'nin genellikle gençlerde görüldüğüdür ve akut lenfoblastik lösemiyi bitirmiş bulunmaktayız. Akut miyeloid lösemiden devam edelim. Yani Buradakilerden bahsedeceğiz. Çok fazla miyeloid hücre olduğu için bir o kadar da akut miyeloid lösemi var. Ayrıca akut miyeloid lösemiyi AML diye kısaltacağız. Örneğin buradaki mioblastan köken alan bir lösemiden bahsederken akut miyoblastik lösemi ifadesini kullanacağız. Aynı şekilde monoblastan köken alıyorsa akut monoblastik lösemi Aynı şekilde megakaryoblastan köken alıyorsa akut megakaryoblastik lösemi diye ifade edeceğiz. Son olarak eritroblastan köken alan lösemiden bahsedebiliriz ama bu oldukça nadir olan bir durumdur ki etrafınızdan pek duyacağınızı da sanmıyorum. Gerçek hayatta pek olmaz fakat teoride mümkün olduğunu bilmenizde fayda var. Bütün akut lösemi tiplerini incelemiş bulunmaktayız ve şimdi Kronik lösemi konusuna geçiş yapabiliriz.